Balıkçı gelmiş. Verin herifin balıklarını. Hayırlı günler, tepsimi almaya geldim. Bir saniye bekleyin. Heyetle mi karşılıyorsunuz adamı, merhaba. Tepsimi almaya geldim. Tepsiyi getir. Seninle selamı sabaha kestim Rıza Kaptan. Ver şu hamsinin balıklarını. Ne oldu? Senin o uyuz bayat balıkları yüzünden evin saygıdeğer hanımı ölüyordu neredeyse. Sen kafaya mı yedin ya? Olmaz öyle şey ya. Kadın hastanelik oldu, zehirlendi be. Daha ne olsun? Al şunları kardeşim, hadi. Hop, bırak Allah aşkına ya. O balıkları ben kendi ellerimle tuttum ya. Bayat diyen bunlara halt eder ya. Bana bak, doğru konuş. Hadi kaptan, uzatma. Ya kim bayat diyorsa zil zil yediririm o balıkları. Ooo, aşağıda kavga var. Aa. Bahçede olay var. Benim tuttuğum balığı söyletmem ben abi. Abi. Gel sen. Kim o adam? Süleyman. Gel sen. Rıza kaptan. Hadi kes sesini de al git şunu. Ayıptır, sanadığımı bana söyletmem ben. Kavga var, biriyle tartışıyorlar. Süleyman efendi balıkçıya kızıyor bozuk balıklar için. Katya sen annemin yanına git. Bana hakaret dur. Çağırın yüzüme söylesin. Kimdir o evin hanımı? Ağan Adnan Bey. Yenge saygılar. Ya bana balıkları bayat değiller. Olacak iş mi? Ben sana bayat balıkça durum büyük. Efendim siz girin içeri, biz hallediyoruz. Tamam tamam, sakin olun. Yenge sen beni tanıyorsun. Kendi elimle çekerim balığımı. Tamam, bir yanlışlık olmuş. Kimse suçlamıyor seni Rıza kaptan. Bilakis suçluyoruz. Olur mu öyle şey? Bak ne diyeyim. Ben Rıza kaptana kefilim. Buyur bakalım, şimdi ne yapacaksın? Lütfen yapmayın. Tamam, mesele kapandı. Balıkçı beni tanıdı. Mesajımı okudun değil mi? Ben gidiyorum Bihter. Bir süre yok olacağım ortalıktan. Yine kaçıyorsun. Bak dayanamıyorum. Sana dokunduğunu gördükçe dayanamıyorum. Amcamdan nefret etmekten korkuyorum. Kendimden korkuyorum. Dokunma bana. Ben böyle bir adam değildim. Senin yüzünden amcamın gözünün içine bakamıyorum. Kötü hissettiriyorsun kendimi. Ben neler yaşıyorum sence? Saçmalık bütün bunlar. Hepsi saçmalık. Amcama ihanet ettiğim için kendimden nefret ediyorum. Benden nefret ediyorsun. Bu haksızlık. Amcam hak etmiyor bunu.
Devam edemez böyle. En iyisi çekip gitmek. Evet, en iyisi. Elif'te mi kalacaksın? Belki bir süre bir yerlere gideriz. İyileşmeden dönmeyeceğim. İyileşmeden. Bu hastalıktan kurtul bakalım. Bak. Bana ne oldu bilmiyorum. Ama bu ben değilim. Şimdiye kadar kimse beni böyle dağıtamadı. Kimseye böyle kapılmadım. Sana da kapılmayacağım. Önce bunu kendime ispatlayacağım. Gitmen gerçekten benim için de iyi olacak. Bu kadar büyütmemek lazım belki de. Kafalar karıştı biraz. Uçuştuk birbirimize. Hepsi bu. Hepsi bu. Ne komik adam. Atlan pey, atlan pey. Sanatıma laf söyletmem. Sinirlenir tabii. Laf söylenmiş balıklarına. Gitti mi? Gitti, gitti. Çok matrak arkadaşım varmış. Niye inmedin yanına? O zaman hiç gitmezdi. İşte Behlül'ün arkadaşlık anlayışı. Sevimli adam. Seni nereden tanıyor? Görmüştü ya bir kere. Hani Elif'le barıştırma turları yapıyordum ya. Mantıcıya gitmiştik beraber. Behlül de dönüşte adamlara teşekkür etmek için uğramak istedi. Birlikte gittik. Anladım. Neyse hadi Behlül kaçar. Nereye? Nişanlısına gidiyor yine. Bir süre bizi kendinden mahrum bırakacakmış. Aman ne üzüldük ne üzüldük. Sınavlar başlamadan tatile çıkıp enerji depolamak istiyorum. Tatile mi? Maçım var benim bu hafta. Ya unuttum ben onu. Öyle olsun. Bozulma hemen, maça geleceğim. Bir gittin mi gelmezsin sen şimdi. Geleceğim dedim. Yalancı. Ya büyü artık, tutturma çocuk gibi. Geleceğim söz. Aslan Behlül. Tamam tamam hadi bırak, geç kalıyorum. Amcacığım görüşürüz. Görüşürüz. Elif'e selam. Söylerim. Hoşça kalın. Müzik.